Arkadaşlar merhaba. TÜRKS taşımacılığın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi kısalmış. Bu iyi bir şey. Net işletme sermaye ihtiyacı şu an için sorun yok arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 48 milyon azalsa da hala 78 milyon nakitte borçlu arkadaşlar. Nakit akışları olumluya dönmüş arkadaşlar. Yatırımları var. İnceleyin. Stoklar da çeyreklikte %31.11 oranında azalmış. Aslında etkinlikler gayet güzel arkadaşlar. Sıra geldi faaliyetlere bakalım. Faaliyetlerden ne yapmış? Arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Aynı çeyreğe bakacağız. Mevsimsellik var mı yok mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Yasal uyguda gördünüz. Burada bahsettiğimiz favok tam olarak favok değil arkadaşlar. Faaliyet karına amortisman eklenmesiyle oluşan, yani faaliyet karı eksi vergi artı amortisman, öz kaynakta da, öz kaynak kısmında da, öz kaynak büyümesinde bedelli, bedelsiz, temettü, tahsisli, bunların hepsinin bertaraf edilip orijinal haliyle gerçek anlamda şirket ne kadar büyütmüş öz kaynaklar, ondan bahsedeceğiz. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %27.54 oranında artarken şu anda 33.85 oranında artmış. Bir önceki çeyrekte eksiymiş arkadaşlar. -2.66. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten olumlu bir gelişme olmuş. Gelelim her sattığı 100 liralık malda ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş. Geçen sene bu oran 7.57'ymiş. Şu anda 22.17. Bir önceki çeyrek 9'muş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Hem marjin artması hem de hasılatın artması iyi olmuş tabi. Gelelim net kar kısmına. Net karda geçen yıl bu zamanlar her sattığı 100 liralık maldan 3.05 net kar elde ederken şu anda 15.74 elde etmiş. Bir önceki çeyrek 4.74'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekte iyi olmuş. Yani anlayacağınız, şirket hem satışlarını büyütmüş, hem faaliyet kar marjını, hem net kar marjını büyütmüş. Burada satışlar konusunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynakların ne kadar verimli kullanıp kullanmadığının göstergesi bu. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %71.03 oranında satış yaparken şu anda 96.22 yapmış. Bir önceki çeyrek 73'müş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş? Geçen yıl bu oran 5.37'ymiş. Şu anda 21.33. Bir önceki çeyrek 6.66'ymiş. Bu da her iki çeyrekten İyi olmuş arkadaşlar. Net kar kısmına bakarsak, her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl bu zamanlar %2.16 net kar üretirken şu anda 15.15 üretmiş. Bir önceki çeyrek 3.49'muş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca, geçen yıl bu zamanlar %2.36 büyürken şu anda 13.68 büyümüş. Bir önceki çeyrek de 2.29'muş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar, 2022'ye 9'da %10 büyümüş, sonra %64, 66 ve 84 yukarı giden, yukarı doğru son 3 çeyrektir. Bir ilme var arkadaşlar, güzel, gayet burada bir sorun yok. Fiyat hareketine bakarsanız 21.12.2021'de gördüğü en dip noktası 10.19'muş. Oradan bu yana arkadaşlar öz kaynaklar %113 giderken fiyat %204 giderek bu öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Halka açık oranı 21, biraz düşük bir oran. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 2.79, şu anda 4.74'te yaklaşık 1.8-1.7 falandır. Arkadaşlar hesaplayın merak eden varsa. FK 15.70, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 10.36 olmuş arkadaşlar. Zirvesi 34.20'ymiş, şu anda 31.02'de. Ve dolayısıyla zirvesinden %9 aşağıda, çok da aşağıda değil arkadaşlar sonuç itibariyle. Bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz 6.54. %84 büyümede kaç yıl sonra 31.02 lira ulaşır diye 2.54, yani 30 ay çıkıyor. Siz bu şirkete 31.02 vererek 30 ay sonraki öz kaynağını şimdiden satın almış oluyorsunuz. Bu süre al sat tutla alakası yok. Sadece göstermek için. Siz bilin ne aldığınızı diye arkadaşlar. Şu anda bir ölçüm yapacağız yine alternatif getiriyle. Defter değerimiz 6.54. Bunu %84.46 oranında çoğaltırsak bu şirketin ortağı olarak bir yıl sonra
5.52 kazancımız olacak arkadaşlar. Peki biz şirkete ne veriyoruz? 6.54 mi veriyoruz? Hayır. 31 lira 0.2 kuruş veriyoruz. Bunun faizi yatırırsak arkadaşlar ne kazanacağız? 12 lira 41. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da enflasyondan kaynaklanan 12 lira 20 kuruş bir kazancı bulacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şu anki performansıyla alternatif getiri yani faiz ve enflasyon şirketin getirisinin 2.24 kat. O zaman burada bir ciddi sıkıntı var. Hani ne sıkıntısı var? Bilanço mu kötü? Yok. Bilanço iyi. Sorun bilançoda değil arkadaşlar. Sorun defter değeri, büyüme, fiyat arasında ilişkinin kopuk olması. Birbirine paralel gitmiyor. Yani %84 büyüyen bir şirkete defter değerinin 4.74 katı verirseniz o zaman getiriniz faizin ve enflasyonun altında kalır. Dolayısıyla birinci ihtimal ya arkadaşlar bu %200 büyümeye gidecek ki değil mi? O zaman 13 lira falan karı olur. O zaman ne yapar arkadaşlar? Faizi ve enflasyonu yenmiş olursunuz. Doğru olur o zaman. Eğer böyle bir öngörünüz varsa, ufak tefek yatırımlar vardı, sizin böyle bir çalışmanız, böyle bir öngörünüz varsa doğru yoldasınız. Sıkıntı yok. Ancak böyle bir öngörünüz yoksa o zaman ne olması lazım? Makul seviyeye gelmesi lazım ki o parayı faize yatırdığımızda şirketin getirisinin altında kalsın. Atıyorum arkadaşlar tamamen atmasyon. 10 lira verdiğinizi düşünün. 4 lira faiz getirisi olur. Dolayısıyla deriz ki bak şirket 5.52 getirmiş arkadaşım. Sen o zaman buraya 10 lira vererek çok rahatlıkla pozisyon alabilirsin deriz. Şimdi 10 lira olacak demiyorum arkadaşlar. Ben bir şeyi göstermek açısından söylüyorum. Demek ki ne olacakmış arkadaşlar sonuç itibariyle? Ya bu %200 büyümeyi sağlayacak ya fiyat geri gelecek. İşte fiyat öyle bir noktaya gelecek ki o parayı faize yatırdığımızda şirket karlı hale gelsin. Şirket onları yenebilsin. Peki ne yapalım? Biz faize duyarlıyız. Ya ben ileride gidip faize yatır demiyorum arkadaşlar. Bir kıyas yapmaya çalışıyorum. Borsa İstanbul'da bir sürü şirket var. Faizi yenmiş, enflasyonu yenmiş, ileri beklentisi güzel. Gidip orada pozisyon alırsan paranı korursun ve faizin ve enflasyonun üstünde getiri sağlarsın. Bu şirkete yatırırsan da sonuçta 5 liralık iki kuruş kazanırsın. Ama paran erir arkadaşlar. Faiz ve enflasyon karşısında erir. Ama ben fiyat alıp satıyorum diyorsan 10 liradan aldım 34 liradan sattım diyorsan zaten bu video sana göre değil. Neden? Çünkü videoyu sana çekmiyoruz zaten. Trader'lere çekmiyoruz. Biz senin fiyatınla ilgilenmiyoruz. Fiyatın ne olacağını da bilmiyoruz. 31 liradan parası olan birisi bunu 300 liraya 500 liraya götürebilir arkadaşlar. Benim bunu bilmem mümkün değil ki. Ya da Twitter'da sosyal medyada bir sürü şeytan var. Şeytanlar ne zaman karar alırlar? Hangi hisseye girer, hangi hisseyi yukarı götürüp millete çakarlar onu da bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey değil. O şeytanlarla benim ilişkim yok. Herhangi bir organik bağım da yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben onlarla da ilgilenmiyorum. Ben şeyle ilgileniyorum arkadaşlar. Bilançoya bakıyorum. Bu şirketin öz kaynakları ne kadar? Siz bunun şirketin ortağı olarak öz kaynaklı olduğunu ne kadar kazanırsınız? Alternatif getirdiğinde ne kadar kazanırsınız? Ona göre bir ölçüm yapmaya ve sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Amacım şu arkadaşlar, kafanızı karıştırmak. Kafanız karışıksa gidip araştırma yaparsanız ben ne alıyorum, hangi şirketi aldım, değil mi? Pazarda bir portakal bile alsanız onu 50 sefer döndürüyorsunuz. Rengine, kokusuna sıkıyorsunuz, mıkıyorsunuz değil mi? Sert mi, yumuşak mı, bayat mı yani değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla almadan önce şirketi güzel araştırın, edin. Ondan sonra arkadaşlar, bak siz fiyata ortak değilsiniz, onu söyleyeyim. Fiyat bugün, bak 2.79'u görmüş değil mi daha önce? Demek ki fiyat böyle bu kadar 2.79 ile 4.74 arasında oynayabiliyormuş. Fiyat bu arkadaşlar. Fiyatın nereye geçeceğini bilmek mümkün değil. Onu söylüyorum. Siz yatırımcı olarak bu şirketin öz kaynakları ne kadar büyürse siz de onunla o kadar büyüyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla doğru yatırım, doğru zamanda doğru yatırım kararı verirseniz paranızı eritmemiş olursunuz ve artı çoğaltmış olursunuz. Ama yanlış yatırım kararı, yanlış zamanda, yanlış hissede alırsanız da paranız ya durur ya geri gelir arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Sizin amacınız öz kaynaklar ne kadar büyüyen, öz kaynakları büyüten, çoğaltan şirketlere ortak olmak arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirim açarsanız bu da sizin lehinize olur. En azından bu tür videolardan haberiniz olur. Birçok bilançolar çok olduğu için hepsini aynı anda çekmek mümkün olmuyor ama birçok şirketin bilançosu gel gelmez onları hemen yayınlıyorum. Daha kapa düşer düşmez hemen yarım saat sonra, bir saat sonra bundan yayını yapıyorum. Bu da sizin lehinize olur.
En azından gidip inceleme vaktiniz olur değil mi? Araştırma vaktiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.